Evet arkadaşlar, Adapazarı benizmeye gene çekime geldim. Böyle çadırımın içindeki domateslerimi alayım önce, çiçeğimi. Sonra böyle geçiyorum çadırımın içinden. Evet, böyle bu gübresiz büyüyenler şimdi büyümeye başladılar. Kıvırcıklarım. Organik gübreyle büyüyenler, aynı zamanda dikilenler. Her zaman söylüyorum, bunlar büyüdü, kocaman oldular. Evet, buradakileri topladım, birazını yedik. Böyle saksılarımızda. Evet arkadaşlar, solucan gübresinin farkı bu. Bakın, saksılar doldu ve yemeğe de başladık. Lezzet harika. Dereotlarımız büyüdü. Böyle. Uğraşmayınca hiçbir şey olmuyor. Uğraştık ve büyüdüler. Yemeğe de başladık. Allah'a şükür olsun. Dereotlarımız harika. Harikalar. Böyle toplamak. Evet. Buyurun. Böyle elimizde. Çocuklar seviyor dereotunu yemeyi. Hele bir torunum var. Babaanne, deniz otu yok mu diyor. Evet arkadaşlar, biberim hala duruyor. Havanın soğumasına rağmen biber duruyor. Geçti. Çek. Evet. Solucan gübresinin farkı bu. 15 gün önceden büyütüyor ve bunlar böyle büyüdüler. Çok şükür bunlar da meydana gelmeye başladılar. Şöyle bunlara koydum çünkü. Yeniden soğan ektim. Onların diplerini atmayacağım. Az az değerlendireceğim. Hatta onlara şey altından çıkan çayından döküyorum az az. Onları da onlar büyütecekler. Gübreyi değerlendirmek istiyorum çünkü yaza hazırlık yapmak istiyorum. Raf yapmak istiyorum. Çileklerimi büyütmek için onlara kullanmak istiyorum. İnşallah hayırlısıyla. Reyhan da artık sona erdi. Tohumlarını bitirdikten sonra biçeceğim onu. Böyle arkadaşlar. Kısa kesmek zorundayım. Daha çekecek bir yerim yok. Fark bu. İyi günler diliyorum. Adapazarı.